ne olursa olsun yüzde yüz ekstraksiyon yapıyorum deseniz dahi bunu saflaştıramazsınız. Yani arındıramazsınız. Ne olursa olsun. Yani biz bugün biliyoruz mesela C vitamini bunu siz bakterilere de yaptırıyorsunuz sentetik olarak ama C vitaminini doğal da alıyorsunuz. İkisini mukayese ettiğinizde moleküller yüzde yüz birbirinin aynı. Ama mübarek kullanıma geldiği zaman farklı. Vücut bunu ayırt ediyor işte. Bu doğal diyor, bu sentetik olan diyor. Şimdi fruktoza dönecek olursak fruktozu, serbest fruktozu vücut tanımadığı için algılayamıyor Hüseyin. Ben seni ne yapacağım diyor, ben seni sindiremem diyor. Yani e, bunun üzerine tabii ki pat diye bunu karaciğer yağlanması olarak vücutta bir şekilde depoluyor. Yani işte hepatostiyatoz denilen şeyin karaciğer yağlanmasının temelinde yatan unsur budur. Yani serbest fruktozun o kadar çok içeceğin içerisinde var ki. Şimdi ben ismi önemli değil. Bir e, resmi kuruma gittim orada işte şey var. Limonata var bilmem ne vişne suyu filan koymuşlar damacaların içine. Baktım dedim bu, bu bunun doğal tadı değil. Na hocam bize diyor bu konsantre geliyor biz de mısır şurubunu ilave ediyoruz diyor. Ayda. Yani şimdi sadece bu değil. O kadar çok gazlı içeceğin içerisinde var ki Hüseyin mümkün olduğu kadar işte doğal olanları kullanacaksınız. Serbest fruktoz tehlikelidir. Ama meyvenin içerisindeki fruktozda problem yok Hüseyin. İnsanlara bunu doğru anlatsın.